Bazı kentler lezzetler yaratır. Bazı lezzetlerse sadece o kentin adıyla anılır. Eğer dünyada şehrinin adıyla anılan yemekler listesi yapılsa, ilk sıraya mutlaka Adana yazılmalıdır. Adana kebabın başkenti ise, ününü tüm Türkiye'ye duyuran bu asırlık restorandır. Yüzyılı aşkın tarihi, aynı zamanda kebabın yakın dönemdeki gelişimini anlatır. Adanalı kebabı sever. Şehir dışından gelenler de çok sever. Türkiye'nin çeşitli illerinden. Bunun sırrı güler yüz, profesyonel bir kadro, kendilerinin bu işten anlamasıdır. Müşterinin damak tadını da çok iyi bilirler. Kendisini beğenmediği şeyi asla müşteriye yedirmezler. Bunu kendileri çok iyi bilirler. Ve atadan kalan uzmanlık oradan geliyor zaten. Çekirdekten yetişme hepsi. Bütün aile kebapçılıkta çekirdekten yetişme. Anadolu'nun Akdeniz'den Arap dünyasına açılan kapısıdır Adana. Kebabın sıcak güney illerinde başlayan yolculuğu bu yüzden Adana'dan yayılmıştır. Etin kebap halini almasıyla başlayan serüveninde köz ve ateş yüzlerce yıllık yol arkadaşıdır. Bu yüzden Arapça'da etin ateş ve közle pişirilmesine kebap denir. Eskiden bizim eski dükkanlarımızda bir müşterimiz geldiği zaman bize derdi ki ne? Bana bir kebap yapın, ekmeğim yağlı olsun, kebap yağlı olsun. Ama bugünün şartlarında gelen müşterilerimizin çoğu ekmek yağsız, kebap yağsız, böyle yani şey gibi yiyorlar. Hakkı zatinde kebap, biz eskiden pişmiş soğan, domates, ekmek yağlı öyle kebap yerler. Benim halen çocuklarım öyle kebap yerler. Yani lezzetini öyle alma şansımız oluyor. Kebabın lezzeti böyle olur yani bence. Kolcuoğlu'nda lezzetler lezzetlere, kültürler kültürlere karışır. Tıpkı Adana'yı şekillendiren nehirlerin denize kavuşması gibi. Kebabın Adana'ya gelişi de aynı yolu izler. 5 asır önce nehir gemilerini yapmaya gelen Arap tersane işçileri, Anadolu'nun yeme alışkanlığını kökünden değiştirir. Vantilatör yoktu, hep ellerimizden yerlerdik. Alev yaptığı zaman bize kızarlardı. Çok çalışırlardı onlar. Onlardan güç alarak, onlar o yaşta öyle çalışırken bizim çalışmama gibi bir lüksümüz olmuyordu. Bizler daha çok çalışmaya sarf ediyorduk. Kardeşlerim olsun, amcamın çocukları olsun, kuzenlerim olsun. Çünkü büyüklerimiz çalışıyor. Bizim oturma gibi bir lüksümüz yok. Bu coğrafya farklı kültürlerin ve alışkanlıkların buluşma noktasıdır.
her yeni geleni bağrına basar. Bir şeyler katıp kendine benzetiverir. Et konusunda çok bilgili oldukları için genelde bu yöredeki koyunlar çok lezzetli olur. Yani dana etinden yapmazlar. Erkek koyun etinden yaparlar. %25'i evde kebap yapmayı bilirler. Kendileri kebap yaparlar. Restorancılık ayrı bir meziyet isteyen bir şey. Vatandaşın damak tadına göre yapmak zorunda. Evdekiler kendi damak tadına göre yapar. Restorandakiler halkın, tüketicinin damak tadına göre hitap ederler. Kolcuoğlu bir asrı aşan ömründe her gün yenilense de gelenekle modernliği bir araya getirmesini bilir. Ben buraya yeni gelmiyorum. Yani çok eskilere dayanan büyük babalarının zamanından beri geliyorum yani. Bunun metrelik kebabın mucidi olan Hasan Kolcuoğlu'nun zamanında da geldim. Beni buraya çeken zaten o eskiye dayanan lezzet yani. Eskiden beri aynı lezzeti, aynı kaliteyi koruması. Yani burada çalışanlar olsun, sahipleri olsun. Yani herkese bir alışkanlılık, bir bağımlılık yapmış şekilde. Asırlık restoranda Doğu'nun yeme alışkanlıkları sadece kebapla sınırlı değildir. Farklı mezeler, sofrada ağırlanan misafirle ilk selamlaşma gibidir. Akdeniz kadar çeşitli, Toroslar kadar yeşil. Ama her ne yapılırsa yapılsın, asıl olan üç nesildir doğruyu aynı şevkle masaya koyabilmektir. Dedem olsun, babalarımız olsun, her ne kadar biz evlatları olduğumuzdan dolayı ama çok serttiler böyle yani. Yanlış yapmamak için, hata yapmamak için korkardık böyle. İşimizi daha çok ciddiye alırdık. Küçükken mesela ilkokulu bitirdikten sonra bulaşıkçılık yaptık, bulaşık da yıkadık, bardakçılık da yaptık, tepsicilik de götürdük, paketçilik de yaptık. Yani olması gereken ne varsa bir kebapçı dükkanı işletmede onların hepsini aşağı yukarı ailemizdeki benim emsallerimdekilerin hepsi yapmış durumdalar yani. Ustalık da, insanlık da gelenekle yaşatılır. Değişen dünyanın, değişen alışkanlıkların arasında kaybolup gitmeden durabilmek buna bağlıdır. Eski müşterilerim sürekli gelirler ve hala 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl önceki lezzetlerini tadan kişilerin hala aynı lezzeti ve tadı bulduklarını söylerler. Biz de bundan çok mutlu oluruz. Atadan ne gördüyse, ne öğrendiyse insan, onu yaşamak, onu geliştirmektir uğraşı. Sevgi ve emekle. Babamın yanına ve dedemin yanında onların yapmış olduğu kebapçılığını devam ettirmek için çaba sarf ettim. Çünkü bu işi severek yaptığımdan dolayı seviyordum. Adana'yı
Güney'in yeme alışkanlığını belirleyen biraz kebapsa, çokça da kıyısında kurulduğu nehirlerdir. Torosların bereketli sularını Akdeniz'e taşıyan Seyhan ve Ceyhan. Asırlardır sadece geçtiği toprağı değil, üzerindeki insanı ve onun kültürünü şekillendirir. Kimi zaman asi ve coşkulu, kimi zamansa dingin ve uysal. Nesilden nesile aktarılan bir alışkanlık gibi. Babam götürdü ilk defa ben kebapçıya. Kebabı ilk defa babamla Hasan Bolcuoğlu'nda Taşköprü'nün oradaydı, orada yedim. Odur budur da devam. Kolcuoğlu'nu bir asırdır var eden sadece sunduğu sofranın çeşitliliği değildir. Hizmetin her aşamasında görülen kendine özgülüktür. Bu yüzden kıyma makinayla değil, hala satırla hazırlanır. Bu yüzden hala çiğ köfte elle, bilek gücüyle yoğrulur. Ustasının tüm zahmeti ve emeği her gün aynı lezzeti, aynı gönül rahatlığıyla sunabilmek içindir. Amcam olsun, Hasan amcam olsun çok çalışırlardı. Yorulmazlardı maşallah. Babam aynı keza, dedem aynı keza. Yani maşallah onlara bir hırs vardı. Yıl önce kurulmuş Kolcuoğlu, bugün sadece Adana'yı değil, Akdeniz kültürünün tüm renklerini temsil ediyor. Acısı, tatlısı, kebabı ve lahmacunuyla bir yaşam biçimini ayakta tutmaya çalışıyor. Üç nesildir Güney'in sıcak sofra geleneklerini, Torosların dik başlı serinliğiyle birleştirip, Anadolu'nun zengin kültürüyle harmanlıyor. Ama inanıyorum ki içimizden birkaç tanesi çıkacak, kebap mecburen götürecek. Markayı korumak için, kebapçılığı korumak için, kebap lezzetini unutturmamak için, ne bileyim, olacak bir şekilde diye düşünüyorum yani.